Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça dil bilgisi Mustafa Meral Çört Hoca'nın ve sıfat-ı müşebbeheye geldik 5. bölümde. Türetilişi ve özellikleri, ismi fail nevinden olup türediği fiilin ifade ettiği güzellik, çirkinlik, sakatlık ve kusurluluk gibi sıfatlarda ve bazı duygularda devamlılık ifade eden, bakın burası önemli, devamlılık ifade eden nüştak bir kelimedir umumiyetle lazım fiillerden türeler. Sıfat müşebbehe kıyasi ve semai olmak üzere ikiye ayrılır. Kıyasi olanlar, renk, sakantlık ve kusur gibi vasıfları bildirenler ef'alu kalıbından gelir. Müennesi fe'la'e renkleri bildiriyor. Mesela ehmeru, hamra, e, esvedu, sevda gibi. Cemisi fü'lün, humrun mesela kırmızılar gibi. Sarı için söylersek esfaru safrau sufrun. Kırmızı için ahmeru hamrau humrun. Mavi için ezrak zarka, zurkun. Yeşil için ehtaru hadrau hudrun. Siyah için esvel sevda sur. Ebyad beyda bid. Bakın bu bidun diye geliyor. yine topal mesela aracı, arca urcun. Tek gözlü a var avra avrun. Dilsiz ebkem bekma bükmün kambur, ahtabu, hadba'u, hudbun, sağır, esammu, samma'u, kör, a'varu, e uğra'u, övr. E, tüysüz, emredu, merda'u, mürdün, peltek, e, elsevu, lesga'u, lusun şeklinde. Peki şöyle sarf ile uğraşan alimlerin bir kısmı ismi fail sıfat müşebbe aynı şeydir demişler. Bu yüzden emsile-i çekim tablosunda ayrıca zikredilmemiştir. Bir kısmı ise farklı şeylerdir demişler. Müşterek ve farklı durumlarından yeri geldikçe bahsedilecektir. E, Ef'alu ve fe'alu ve zindeki sıfat müşebbeheler gayri munsariftir. Tenvin ve kesre almazlar. İç duyguyu ifade edenler e fe'alan kalıbında gelir. Müennesi fe'aladır. Cemisi fi'aldir diyor. Şeb'an mesela tok. Müennesi şeb'a çoğulu şiba, cev'an müennesi cev'a, çoğulu ciya, e, gadban gadba gıdab, atşan, atşa, ıtaş, lehfan üzülen lehfa lihaf, sekran sarhoş sekra sikar şeklinde. E, semai olan vezinler yani işitmeye dayalı veya kitaplarda geçen kıyasi oranların dışındaki diğer vasıflara delalet edenler çeşitli vezinlerde gelir. Bunlar kullanılmakla veya lügatlardan öğrenilir. Mesela e, dahmun, şişman, hasenun, güzel, sulbun, katı, kebirun, büyük, şuca'un, cesur, ceban, korkak, uryan, çıplak, say, sayraf, sarraf, sayraf. Bazen de fail kalıbında gelir. Naim, yumuşak, tahir, temiz gibi. Ee, evet şöyle bu vezin yanlışlıkla gayrı olduğu sanılıyor. Hangi vezin için söylemiş bunu? Bu uryan gibi. Halbuki gayrı munsarif olan sıfatın feulan vezne değil fealan vezinden gelmesi gerekir dedi. Bunların dışında daha başka vezinler de vardır. Mesela fe'il, hazinun, kederli, ferihun, sevinçli, eddi, evet, eddeyin, dindar, yine errahvu, gevşek, errihvu, rihbu çekimleri ahmer ahmerani humrun hamra hamravani humrun hamravat e, şeban şeba e, şeba yani şebayat gibi bakın Hasan, hasenani diye çekiyor yani müfred tesniye çoğulları sıfatı müşebbehe ismi faile benzeyen sıfat da denir es sıfatul müşebbeheti bismil fail bir kısım sarf alimleri de ismi faile ve ismi mefule benzeyen sıfat Es sıfatul müşebbeheti bismil fa'il ve meful demişlerdir. Mezit fiillerin sıfat-ı müşebbehesi ismi fa'illeridir. Evet, mezit fiillerin sıfat-ı müşebbehesi ismi fa'illeridir. azlamı muzlimun, karanlık. İyete dele mute istekame gibi. Sıfat-ı müşebbehenin ameli, sıfat-ı müşebbehe fiil olduğunda, yani amel ettiğinde, malum ve lazım gibi, amel eder. lazım fiil gibi. İsmi failin şipi fiil gibi olma şartları sıfat-ı müşebbehe içinde gerekli şartlardır. Şipi fiil ne demekti? Fiile benzeyen yani fiil gibi fail alan, meful alan demektir. İsmi fail ile sıfat-ı müşebbehe arasındaki münasebet ismi fail hem lazım hem de müteaddi fiilden yapılır. Sıfat-ı müşebbehe ise sadece lazım fiilden yapılır. Eğer fiil müteaddi ise muhakkak onun ismi faili vardır lazımsa kesin bir şey söylenmez. İsmi fail daha çok hal ve istikbal bazen de mazi içindir. Sıfat-ı müşebbehe yalnız geniş zaman içindir. İsmi fail değişen ve yenileşen vasfa delalet eder. Sıfat-ı müşebbehe sürekli ve sabit vasfa delalet eder. Bu süreklilik ve sabitlik az veya çok bazen de sonsuza kadar devam eder. İsmi failin mansubu yani mef'ulünün takaddümü caizdir. Zeydun Amr'ın daribun. Zeyd Amr'u dövüyor e, şeklinde sıfat-ı müşebbehenin mansubunun takaddümü caiz değildir. Ve katibun derse ismi fail mef'ulle muzaf olur. Eee katibun, katibun dersi yani. Sıfat-ı müşebbe ise failine muzaf olur. Ve hasenül huluku. Evet burası önemli. Peki sıfat-ı lazım fiilden türemiş olması bakımından kendisinden sonra gelen kelimenin mansup olmaması gerekirse de temiz olarak mansup olması mefule benzetilmesindendir. Zeydun Hasanul veci. Zeyd güzel yüzlüdür. Zeyd güzel yüzlü olandır. Mamulün nekire olarak mansup olursa temiz olur. Zeydun Hasanun vechen. Burası nekire mansup gelmiş temizdir. Zeyd yüz bakımından güzeldir gibi mana vereceğiz. Eğer mamulü marife olursa, naib meful olur. Zeydun Hasanul El veçhe marife olmuş ve burası naib fa'il e, Hasanun El veçhe gibi. Sülasi'nin dışındaki fiillerin sıfat müşebbeleri ismi failleridir. Dedi yukarıda söyledi bunu. Mükülüm müfari? Sülasi fiillerin sıfat müşebbeheleri semai. mezitlerinki ise kıyasidir denilecek. Çok kere mevsufu olan mefhulü mutlak hasf yerine sıfatı olan sıfat müşebbehe geçer ve mefhulü mutlak olur. Fel yedhaku qalilen ve yebku Evet bu qalilen ve kethiren sıfat müşebbehedir ve bunlar burada mefhulü mutlak olarak gelmiştir. Bazen mevsufu olan mefhulün fi hasf yerine sıfatı olan sıfat müşebbehesi geçer mefhulü fi olur. Meşeytu tavilen mesela bu da sıfat müşebbehedir ve mefulün fih olmuştur. Sıfat-ı müşebbehenin mamulleri ref, nas ve cer ile iraplanırlar. Birçok kullanılış şekli vardır. Bunlardan en çok kullanılanları şunlardır. Sıfat-ı müşebbehe nekir olduğunda mamülü yani kendisinden sonra gelmen irabı Zeydun Hasanun ve Evet, Zeyd yüzü güzel olandır. Burada bu Veci Hasan'ın faili olmuş. Zeydün Hasan'ül vecih e, Hasan'ın el veçe veya Zeydun Hasan'ın veçen. Burada da temiz olarak mansup gelmiş. Zeydun Hasan'ül veçi Zeydün Hasan'ı veçin Burada da cer olarak gelmiş diyor. Harfi tarifli Zeydün'ül Hasanu veçuhu Zeydün'ül Hasan'ül veçi Az önceki gibi. Zeydün el Hasan'ül veçi şeklinde. Peki harfi tarifli marife olan amil mamülüne muzaf olduğunda mamülünün de harfi tarifli marife olması gerekmektedir. O yüzden burada da bakın ne geldi? İkisi de marife geldi. Sıfat-ı müşebbehenin mamülü merfu olursa sıfat-ı müşebbehenin faili olur. Mesela Zeydün hasanu ve Çuhu cümlesinde Zeyd müpteda Hasan haber ve Çuhu ise Hasan'ın faili olmuştur. Sıfat-ı müşebbehenin mamülü mansup veya mecrur olursa, amile raci olmak üzere sıfat müşebbehe bir zamir takdir edilir. Zeydun, hasan ül cümlesinde Zeyd müpteda, hasan Haber, vecih, e, Hasan'ın mefhulü, Hasan de e, onun tahtındaki hüve gibidir, hüve failidir. Zeydun, Hasan-ül-Vecih cümlesinde Zeyd müpteda, hasenül ül vecih Haber, Hasan ise Hasan'ın tahtındaki hüve fail, el Veci Hasan'ın mefhulü ve muzafı ileyhidir. Diğer kullanış şekilleri için nahibi verdik diyor. Sıfat-ı müşebbehenin özellikleri kısaca şu şekildedir. Ee, evet, lazım fiilden yapılır. Devamlılık bildirir. Fail alır. Ee, ma Mansup e, olan temizidir. Failine muzaf olur. Mevsufu hasfedilince mevful mutlak ya da mevful-i fih olur. Sıfat-ı müşebbehenin mevsufu hasfedilince evet mevful-i fih olur dedik. Sıfat-ı müşebbehe kaydı dışı olarak semayı bazen müteaddi yani geçişli fiillerden de gelebilir. Rahim ve rahimun alime alimun. Musagar olunca ismi tasgir yapınca amel etmez. Sülasilerde, semai mezitlerde kıyasidir yani kurallıdır dedi. Burada kaldık gelecek bölümde inşallah diğer başlıkla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.